Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Entoday bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Entoday'a kaldığımız yerden tam gaz hikaye balonundan devam ediyoruz. En sonki Entoday bölümünde Cactus Ride, Cactus sürüşü bölümünde e, önce bu aracı almıştık. Patriot aracını almıştık. Mavi jipten. Bu aracı aldıktan ve epey geliştirdikten sonra da okul otobüsünü almış. Arnağlı kaktüs sürüşü bölümünü geçmiştik. Sonrasında buraya gelmiştik. Buraya zaten maksimum 2-3 kere oynadığımız için daha hani doğru düzgün upgrade falan çok fazla bir şey yapamadık. Şimdi kaldığımız yerden tam gaz unutulmuş tepelerde okul otobüsüyle devam ediyoruz serimize. Daha fazla entoday videoların gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bir benim rap makeup'ımıza da ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Doğru düzgün pek geliştirme yapmadık evet tamam bu bölümü bu otobüsle geçeceğimizden dolayı yani her şekilde iyi miktarda para kazacağımızı o yüzden de çok uzun sürmeden inşallah bu bölümü geçeceğimize inanıyorum. Ardından sıradaki bölüme geçtikten sonra zaten oyunu bitirmeye de yavaştan yaklaşıyoruz. İki araç falan kaldı almamız gereken. Bir böyle kamyon gibi bir şey var. Bir de böyle askeri araç gibi bir şey var ama böyle askeri kamyon falan böyle acayip bir şey. Askeri tır gibi bir şey hatta. Yani tarif edebileceğim türde bir araç falan değil yani. Neyse 114k para katmışız tek yarıştan. Tek yarış diyorum ya. Tek oynayıştan. Malum Force bit biraz fazla içerik üretince kafa direkt olarak yarışa gidiyor. Neyse motora geliştirdik. Üstüne benzeri bir seviye attırdık. Bu sayede daha rahat bir şekilde hayatta kalıp daha hızlı gideceğiz. Ve daha fazla benzerimiz kalacağından dolayı da rekor mesafeyi geçeceğimizi düşünüyorum. Ve gördüğünüz gibi zaten bayağı hızlı bir şekilde e, ...gidebiliyoruz artık. Orada takılmayaydık iyiydi. Neyse. Today serisi bitirdikten sonra... ...biliyorsunuz ki önce baştan sonra... Today canlı yayını gerçekleşecek. Çünkü ben bitirdiğim oyunları... ...ya da böyle hızlı hikaye oyunu vesaire olduğunda... E, ...hikaye bitene kadar... ...böyle ara ara böyle dengeli olacak şekilde... ...canlı yayınlar açıyor. Yayınlarda oyunları oynuyor. Ardından YouTube'da ilerledikten sonra böyle devam ediyorduk. Anitoday'da hani böyle... ...uzun süren bir oyun olmadığı için... ...kısa süreli bir deneyim olduğu için... Enet odayı bitirdikten sonra diğer modlara bitirir miyim bilmiyorum en azından bir gözden geçirmem lazım Hani videosunu çekmeye değerse oynamakta fayda var en azından içerik olsun diye Ondan sonra canlı yayında sizlerle beraber bitiriyor olacağız onunla bilgisini vereyim Şimdi ben burada bir zırh mı alsam Yoksa başka bir şey mi yapsam diye düşünüyorum da Emin değilim açıkçası hani transpüsyon alsam Yani zaten normalden daha az mesafe kat edeceğimi düşünüyorum o yüzden zırh artı benzine bir seviye daha arttırmamız bizim için daha iyi olacaktır. Hem zombileri daha rahat aşacağız. Hem menzilimizi bir tık da arttırdığımız için rekoru daha fazla geçebiliriz. Ondan sonra işte vites kutusunu alır. Kaldığımız yerden de tam gaz devam ederiz. Şu anda gördüğünüz gibi çok daha rahat bir şekilde gidiyoruz. Sanki zırh taktığımda böyle normalden daha hızlı gidiyormuşum gibi hissediyorum. Genel olarak daha hızlı gidiyoruz evet ama sanki her yükseltme yaptığımda aracın azami hızı artıyormuş gibi hissettiriyor bana ciddi anlamda. Lakin alakası da yok aslında. Sadece böyle motor ve transmisyonu falan arttırdığınızda ha bir de tabi tekerleği geliştirdiğinizde zaman ağırlık dengesi falan ayarı yapıldığı için daha rahat bir şekilde yollarda gidiyor. Bu da tabii ki de hızın daha böyle optimal derecede yüksek kalmasını sağlıyor. Bir de o yani onun dışında yaptığınız herhangi bir yükseltme hızımızı etkilemiyor olması lazım. Ama öyle hissettiriyor. Dediğim gibi öyle hissettiriyor. 129k para geldi. Şu 100K'ya direkt şu yükseltmeyi yapalım. Benzini bir seviyede arttıralım. 200K para kastığımızda bu arada güçlendirici alabiliyoruz. Güçlendirici almamız da bize fayda sağlayacaktır. Böyle takılacağımız yerleri falan geçeriz bu sayede. Neyse ona duruma göre bakarız. Şu anda daha erken daha yapmamız gereken yükseltmeler var. Benzin arttırmam gerekiyor. Ve ondan sonra güçlendirmeyi alabiliriz ama. Ondan sonra güçlendirme işe yarar. Çünkü kastımız para arttıkça daha fazla yükseltme yapabileceğimiz için hani güçlendirici o zaman almak daha fazla katkı sağlayacaktı. Şu an hani 150k para kazandım diyelim. Hiç yükseltme yapmadan bir tane daha yarış yapmak bir kere daha şansımızı denemek bana hiç mantıklı gelmiyor. Oyun süresini uzatıyor gibi geliyor bana. Çünkü güçlendirici bu oyunu aşırı derecede fark yaratmıyor. Ama Entoda 2 olsaydı ha, o zaman direkt güçlendiriciyi takardım. Ama zaten şöyle bir olay daha var. Eto'da 2'de güçlendirici o kadar pahalı değildi. Burada bayağı bir pahalı. Tam silah pahalıydı. Eyvallah ama silah da o kadar fazla yine işe yaramıyordu. Bu arada sırf bir tane yükseltme yaptık diye gördüğünüz gibi ne kadar rahat kazandık. Yani kazandık derken ne kadar daha fazla mesafe kat ederek ne kadar fazla daha para kazandık. E ben benzini full'eyim o zaman. Benzin bitsin direkt. E zaten benzin de fulllemiş olduğumdan dolayı da daha da fazla mesafe kat edeceğiz. Eğer aynı istikamette devam edebilirsek bu da tabii bölümü bitirmemizi sağlayabilir. Yani bölümü bitiremezsem yüksek ihtimalle bir motor yükseltmesine bölüm biter. Hatta yani ben bu kadar yükseltmeyle bu kadar mesafe kat edeceğimizi düşünmüyordum. Hani %60 kat ettiysek %72 bandında falan kalır diye düşünüyordum. Şu an %80-85 bandlarına doğru böyle adım adım yürüyoruz yani. 80'lerdeyiz şu anda. En azından buradan baktığımda kafam öyle hesap ediyor. Daha benzerimiz de var. yarıyı geçtik. E bir zahmet bu bölümü geçelim artık. Çünkü otobüste geçeceğimizden dolayı. E gayet normal olduğunu düşünüyorum bir yandan. Bu kadar mesafeyi kat etmenin de. Güçlendirici olsaydı bir üstüne. Yani ucunda kalabilirdi. %90-95 bandında kalabilirdi. Ama zombiler çok fazla tutuyor abi şu an. Zombiler o kadar fazla tuttu ki. Rekoru geçemezsem bayağı bir üzülürüm yani. Çünkü o kadar yükseltme yaptım. O kadar yükseltme yaptım bir zahmet. Aynen güzel. Şöyle bir yokuşa aşağı deneyeyim. Teşekkürler. Şöyle çıkabileyim. Vallahi da çıktım. Hadi hadi. Güzel, güzel. Rekoru bayağı daha üstüne geçtik. Bayağı bir geçtik hem de. Çok iyi. 187K para kastık. Tekerleği bitirebilirim. Silah takabilirim. Ya da güçlendirici alabilirim. Ee, zor bir soru. Açıkçası ne yalan söyleyeyim? Zor bir soru yani. Güçlendirici de almak istiyorum ama Tekerleği alırsam çok daha rahat bir şekilde engelleri aşarım ama ya. Engelleri daha da rahat aşarım ve aracımız da büyüyeceğinden dolayı bu da daha fazla uçabilmemizi sağlayacak. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar rahat bir şekilde geçmemizi sağlıyor. Yani tekerleklerin daha, daha da ağır olması demek engelleri daha rahat aşmak, yokuşları daha rahat tırmanmak ve hızımızı da daha rahat bir şekilde koruyabilmemizi sağlıyor. Ondan dolayı tekerlek yükseltmesi kesinlikle ve kesinlikle şart. O yüzden yapıştırdım direkt tekerlek yükseltmesine. Zaten rekoru falan geçersek oldu hadi bölümü geçemedik diyelim. Zaten paramız bayağı bir fazla olacağı için. Yüksek ihtimalle güçlendirici falan alabiliriz. Biraz daha fazla para kasabilsek motoru yükseltiriz. Motor 330 mu 350K mı ne istiyordu? Az önce baktığımda. Ya 330 ya 350 şu an tam rakam aklımda değil. Niye bu kadar unutkan bir insansam. Neyse şu an bayağı iyiyiz gibi. Rekoru geçeceğiz gibi duruyor. Benzinimiz hala bir tık daha var. Bir diş daha da olsa var. Aha da bu arada geçtik rekoru. Rekoru geçtik. Bakalım bölümü geçebilecek miyiz? Aha da geçtik bu arada. Reku... Bölümü rahat geçtik bu arada ya. Oradan bir uçtuk. Bölümü çok rahat geçtik. Çok iyi. 274k para geldi. Silent Woods. Sessiz Odunlar. Adlı bölüme geçtik an itibariyle. E o zaman ben bir motoru yükseltem. Yani 8 dizel, 8 litre dizel motora bir geçeyim ben. Niye bu kadar yavaş gidiyorum bu arada ya? Hah? hızlandı ama. E malum yeni bölüme geçtiğimiz için doğal olarak engeller falan artık daha ağır, kutular daha ağır. Bu yüzden geçmemiz çok daha zor şimdi. Ama en azından yükseltmelerimiz iyi olduğu için iyi bir ilerleme kat edebiliriz diye düşünüyorum. Bakar mısınız abi şuna? Tekerlek yükseltmesi olmadan, uy. Sekerek yükseltmesi olmadan geçmeye kalksaydık bölümü. Geçseydik oradan belki tırmanam ile tırmanamayabilirdik. Çok zor olurdu bizim için. Bakar mısınız abi şuna? Yine bölümün yarısına geldik ama daha tam yükseltme yapmadan. Ama engeller falan aşırı ağır. Zombiler zaten anlatmaya gerek yok. Artık devasa zombiler falan geliyor. Şuna bakar mısınız? Şu tipe bakar mısınız? Çok korkunç değil mi? <laughs> Bence de çok korkunç. Neyse ben şuradan bir 200k'ya bir güçlendirici alayım. Bir de üstüne 2 seviye yükselteyim. Para kalsın biraz. Birazcık para kalsın ya. Valla. Şöyle güçlendirici basa basa gideriz artık. Yani umarım faydası dokunur ya. Şu an işimiz bayağı bir zor gibi gözüküyor. Yani öyle rekoru çok ciddi manada geçemiş etmişiz gibi hissediyorum. Güçlendirici olmasına rağmen. Bakar mısın şu an? o kadar ağır ki. O kadar çok zorluyor ki. Buradan kesin tırmanamaz bu arada aracımız ha. Güçlendirici olmadan tırmanamazdı. E, ee, güçlendiriciyi boşuna almadım. Artık güçlendirici bu oyunda çok kritik. An itibariyle fazlasıyla kritik hale geldi. Bakar mısınız abi şuna? Engelleri aşamıyoruz ya. Koskoca otobüsümüz var. Engelleri aşamıyoruz. Üstüne benzinimiz bitti. Rekora da yani biraz gerisinde kaldık. O kadar yani. O kadar fark yaratıyor. 1.5 milyona bu kamyonu açabiliyoruz. Ama bizim yükseltme yapmaya devam edip o şekilde oyunu oynamamız lazım. O yüzden zomb zombileri daha da rahat aşabilmek için şu testleri arkamıza bir takalım. Tamam. Güçlendiriciyi zombiler arkamıza atlayamaması için kullansak en azından daha az kaybetme ihtimalimiz var. Şimdi zombiler en azından bir tık da olsa daha rahat geçebiliriz. Yani orta büyüklükteki zombileri geçeriz böyle. Çok fazla yavaşlamadan tabi. Ama o devasa zombiler iyi yine rahat geçti güzel. Yine rahat geçti. En azından işe yaradı. Testlerin işe yaramış olması beni açıkçası bayağı mutlu etti. Bu arada zombinin nasıl koştuğunu gördünüz mü? Zombi gel falan tanımıyor yani. Neyse bu arada bu yeni aldığımız güçlendirici zırh sayesinde rekoru bayağı rahat geçtik. Rekoru bayağı bayağı rahat geçtik bu arada. Bu kadar rahat geçmeyi beklemiyordum açıkçası. E, ee, üstüne de 428k para geldi. Ee, ben bir de üstüne şöyle bir altılı vites kutusunu yapıştırır. Üstüne güçlendirici iki seviye daha yükseltirim. Ee, bu sayede pat, Q, çat, pat artık daha da hızlı gidebiliriz. Ama işte bu benzerimizin e, benzinimizin daha fazla gitmesi anlamına geliyor. Yani çok yavaşlamamız demek benzinimizin daha fazla gitmesi demek. Ama genel olarak daha hızlı gidiyoruz artık. Yani daha hızlı gitmek daha değerli bu arada engelleri rahat aşabildiğimiz yerlerde. Yokuşları tırmanabilmek açısından. O da önemli. O da çok önemli. Tamam bunları da rahat geçiyoruz artık. Kutular biraz problem yaratıyor. En normal çünkü kamyonla geçmemiz gerekiyor. Kamyon dediğim tır yani. Kızıl tırla geçmemiz lazım. Yoksa işimiz epey zor. Ben şöyle bir güçlendirici basam. Full güçlendirici bastım hani benzinim gitmesin diye. Ama benzin yine gidiyor tabi. Zombileri engelleri çarptıkça doğal olarak benzin yine gidiyor. Ama sürekli parmağımız gazda olmadığı zaman da daha az benzin gidiyor. Enetro 2'de de böyleydi en azından. Burada da az çok etkisini gördüm diyebilirim. Evet 519K. Güzel. 519K kastık kasmasını şu silah takalım. Hani takmak için takalım. Güçlendiriciyi de full abi. Ee, şimdi benim amacım bir kez daha oynayıp ardından işte para kasıp kamyonu almak o dev tırı almak. Tırı aldıktan sonra da bir el atacağız. Ardından da videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Gelecek bölümlerde de ee, o kızıl tırı kullanarak bu bölümü bitirip üstüne son aracı açmaya doğru adım adım ilerlemeye çalışıyor olacağız. Haberiniz olsun sevgili dostlar. Evet 3 tane dereceden max olduğuna göre artık huzurlu bir şekilde oynayabiliriz şu oyuna. Oha bu arada otobüs de bayağı havalı oldu. Keşke zırhlar yani zırh takıyoruz ya sadece öne işliyor bu arada. Hani keşke böyle arka tarafa falan da biraz böyle bir değişiklik vesaire olsa O beni bir tık üzdü ne yalan söyleyeyim o beni birazcık üzdü Ama e, canımız sağ olsun abi yapacak bir şey yok sonuçta bizim elimizde olan bir şey değil Ve benzinimiz bitiyor bu arada e, Çok normal çok fazla çarpıyoruz Çok fazla yavaşlıyoruz Rekorun ucunda kaldık yine de 505k para kastık Şimdi ben videoyu burada bir durduracağım Kaldığımız yerden tam gaz Kızıl kamyonu Alacağımız sırada devam ediyor olacağız Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. An itibariyle yeni tırımızı, kamyonumuzu aldık. Bakalım ne kadar fark yaratacak. Ben çok bir fark yaratacağını düşünmüyorum. Ama en azından engelleri doğal olarak daha büyük olduğu için, daha ağır olduğu için ve yani okul otobüsü değil de bir tır olduğu için daha rahat en azından buraları aşabiliyor. Ama zombilerde falan ne yapar, nasıl tırmanır orası tartışılır. Ki biraz da zorlanıyor doğal olarak. Bakar mısınız abi tırmanamıyor şu anda. Tekerleyi bir seviye yükselsek ama yeterli olacaktır. Çok yüksek ihtimalle rahat tırmanması için yeterde artacaktır. Ama yine de gayet iyi gidiyor doğal olarak. Yani oyunun mantığı bu zaten. Ama rekoru geçemez tabii ki. Çok fazla oyalandık çok fazla yavaşladık. Doğal olarak tekrardan söylüyorum. Ama en azından tırın gücünü hiçbir şekilde upgrade vesaire almadan nasıl olduğunu görmüş olduk. Yani 423k para geldi. Tekerlek yükseltmesi geldi. Şunları bir deneyelim. Ardından yavaştan videoyu sonlandıralım artık. Bu bölümü de yavaştan bitirelim. Ee, hız olarak genel hız olarak baktığımızda okul otobüsünden yavaş şu anda. Çünkü hiçbir motor ya da transmisyon vites kutusu yükseltmeleri olmadığı için çok normal. Ama uçtuğu zaman otobüsten bir tık daha hızlı hale bile gelebiliyor. Bu da tabii potansiyel hızının gücünün ne kadar iyi olduğunu da bir göstergesi. Ve biraz önce de gördüğünüz gibi tekerlek sayesinde, tekerlek yükseltmesi sayesinde o yokuşu çok daha rahat tırmandık. Bu da bizim için pozitif bir durum. Oha var o bir tanesi herhalde bir uzaya yükselmiştir. Neyse rekoru geçmeyi bekliyorum bu arada ya da en azından ucunda kalmayı bekliyorum. Çünkü gördüğünüz gibi tekerleğin yardımıyla engelleri çok daha rahat aşmamızı sağladı. Ve bayağı da bir ilerleme kat ettik. Rekorun ucunda mı kaldık geçtik mi? Valla ucunda kaldık. Aynı para geldi hatta neredeyse. Neyse motor yükseltmesi geldi. E ben yavaştan artık videoyu sonlandırayım sevgili dostlar. 1.700 milyon istiyor yalnız. 12 dizele geçtik bu arada. Wow. Gerçekten wow. İsterse bu arada böyle sıradan şeylere de geçebiliyormuşuz. Onu da öğrenmiş olduk abi. Neyse sevgili arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınız da ve siz için eğlenceli bir bölüm olmuştur. Sıradaki bölümde bu kızıl tırımızı iyice geliştirip e, sessiz odunlar keresteler nasıl demek istiyorsanız bölümünü sizlerle beraber tamamlayacak ve sıradaki bölüme geçiyor olacağız. Yani umarım. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlerken keyif alıyorsanız ve destek olmak isterseniz destek amaçlı bir beni bırakmayı kanalımıza hala abone de. Abone olup bildirim açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka üyelerimizden ve çekilerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.